ki Nurcan Hocam, gebemiz hamilelik dönemini geçiriyor ve bebeğini dünyaya getirdi. Peki bebeğini dünyaya getirdikten sonra emziren anneler nasıl dikkat edecekler? Bebeklerini emzirebilecekler mi? Şimdi hastalarsa, koronavirüs hastası olarak doğru, bir de şu, en kötüsü de şu, koronavirüsler eğer bir saat içinde normal doğuramayacaklarsa direkt sezaryen yapıyoruz. Sezaryen oranlarını da inanılmaz yükseltiyor. Çünkü 3 saatten uzun personel de o insanlarla aynı ortamda kalırsa bütün sağlık personelleri rahatsız oluyor. Sağlık personelinin hastalanması ne demek? Hizmet verememesi demek. Yani hastalara kimseye bakacak kimse kalmayacak. O yüzden de eğer ki zaten genel durumu kötüyse kesinlikle sezaryen oluyor. Ama bir saat içerisinde, iki saat içerisinde doğuramayacaksa gebe, koronavirüslü gebeden bahsediyorum, normal değil, sezaryen yapıyoruz. Yani çok acil değilse sezaryana gidiyor. Yani hemen hemen %95, %100'e yakın sezaryen olmak zorunda kalıyorlar. Onun için korunun. Yani normal doğum yapmak istiyorsanız lütfen hastalanmayın. Yoksa sezaryen olacaksınız ona göre. Evet. Sezaryen oldu. Bebek dünyaya geldi. Ya da normal doğum. Peki... Korona hastasıysanız emziremiyorsunuz. Yani çünkü mümkün değil. Sağdığınız sütü verebilir misiniz? Verebilirsiniz ama biberon temizliği şeyler falan çok şey oluyor. Süt sağıp verdirebiliyoruz ama emzirme ve temas olmuyor. En az 3 hafta 21 gün süreyle bebeğinizle kontakta olamıyorsunuz, dokunamıyorsunuz ona. Aynı ortamda bulunamıyorsunuz. Başka birileri bakmak zorunda kalıyor. O yüzden dediğim gibi inşallah hiçbir gebeme koronavirüsü olduğu için bakmak zorunda kalmam. İnşallah hepsi sağlıkla normal doğururlar. Şu anda karşılaşmadım. Karşılaşmadım ama dediğim gibi yani semptom olmayan hastaya tomografi çekemiyorsunuz. Test yapmak istemiyorsunuz hiçbir sorun olmayan. Koronalıymış gibi davranmıyoruz ama semptomsuz geçiren de insanlar var. O yüzden bu sosyal mesafe şeyine çok dikkat etsinler. Yani aslında herkesi koronalı kabul etmek gerekiyor ama herkese sezaryen yapmak da hiç doğru bir şey değil. O yüzden mümkün olduğu kadar semptomlu hastaya tomografi çekiyoruz, testler yapıyoruz ve ilaç başlıyoruz. Semptomsuz hastaya bir şey yapmıyoruz. Evet, az önce hocam önemli bir noktaya temas etti sevgili izleyenlerimiz. Koronavirüslü eğer ki gebemiz doğumdan sonra koronavirüs yani devam ediyor. Çünkü tabii ki. Bir 14 günlük bir süreç var. 14 günden sonra belki tekrar test yapılıp pozitif çıkabilir. Belki negatif de çıksa dahi ne dikkat etmesi evet, gerekiyor? Evet, izolasyon devam ediyor. Ama bu süreçte de emzirme katiyen yok diyorsunuz. Maalesef yani çünkü çok yakın temas. Yani sağıp verebiliyoruz şunu ancak. Evet, böyle bir süreçte karşı karşıya kalmamak için de evde kalacaksınız. Evet, kendimizi koruyacağız. Evde kalacaksınız. Gebelerimiz evde kalacaklar. Evde kendilerini koruyacaklar. Sanki koronavirüs hastalığıyla karşı karşıya kalmış gibi mi kendilerini koruyacaklar hocam? Her an yakalanmış gibi. Takipleri nasıl olacak? Takip de etmek lazım. Sonuçta yani bir ay, iki ayda geçmeyecek. Belli ki uzayacak bu süreç. Bir kere dediğim gibi ilk 12 haftaya kadar mutlaka bir doktora gelmeniz gerekiyor. Hem tahliller hem ultrason anlamında. Ondan sonra bir 20. haftalarda bir kere daha. 28-32 arası bir kere daha. 37'den sonra her hafta çağırıyoruz. Evet. Doğuma kadar. Evet, yani gebelik süreci takip ediliyor. Evet. Takip ediliyor. Ve son aylarda da daha sık gelmesi. Tabii ani bebek ölümüyle karşılaşmamak için NST ve diğer tahlillerimiz gebelik bebek iyilik hali testlerini yaptırmak için biraz daha sık çağırıyoruz son zamanlarda. Ama onun dışında kanamanız olmadıkça, suyunuz gelmedikçe, ağrınız olmadıkça, olağanüstü bir şey, aşırı kusmanız olur, başka türlü bir hastalığınız olur, elbette geleceksiniz. Biz buradayız. Biz sizi korumak için gelmeyin diyoruz. Yoksa biz buradayız, sürekli buradayız. Her zaman gelebilirsiniz. Ama acil durumlar dışında ve bu saydığım aralıklar dışında mümkün olduğu kadar hani sadece işte 10 gün önce gelmiştim, bir daha kontrole geleyim. İşte bebeğimin cinsiyetini öğrenmek için geleyim. Yani böyle sosyal nedenlerle normalde her ay çağırıyorduk gebeleri. Biliyorsunuz rutin kontrollerimiz her aydı. Ama şu anda bu dönem o dönem değil. Bu dönem sadece zorunlu hallerde evden çıkma ve doktora gelme zamanı. Evet ki zaten Nurcan Hocam'ın hastası olan gebelerimiz de 7/24 istedikleri zaman Nurcan Dalan Hocam'a ulaşabiliyorlar.
Kesinlikle biz 7/24 telefonlarım açık ve her gün geliyorum gebelerime destek olmak için. Ama dediğim gibi yani mümkün olduğu kadar belirli aralıklarla çok gereksiz olmamak şartıyla kontrollere gelmeleri lazım. Evet tabii kontrole geliyorsunuz ama sevgili izleyenlerimiz Avrasya Hastanesi'nde muayene olan gebelerimiz ve diğer hastalarımız da çok da güzel korunuyorlar. Az önce programımızın içerisinde Nurcan Hocam bahsetti. Çok da güzel izole ediyor Avrasya Hastanesi. Bu noktada başarılı hastanelerden birisi. Evet, elinizden geldiğince dediğim gibi gebeleri sadece korumak yetmiyor, kendimizi de korumak zorundayız. Biz varsak hizmet verebiliyoruz. Evet. Bize bir şey olduğu zaman sonuçta sonsuz değil doktor sayısı. Bir şekilde sağlık personeli de hastalandığında hemen çekiliyor sahadan. Çekildiği anda yerini dolduracak birileri lazım. İlla ki bitecek. Sonuçta toplumdan daha kalabalık değiliz biz. Biz sağlığımızı... En fazla tabii sağlık personeline bulaşıyor. Çünkü birebir kontak halindeyiz insanlarla. Evden çıkmamak gibi bir lüksümüz yok bizim ama sizin var.